Değerli Oğlak burçları, 27 Temmuz 2 Ağustos dönemi, artık Ağustos'a giriyoruz. Aslında bir Ağustos ayı videosu çekmek istiyorum ama işte bulunduğum yerde internet problemi var. Yükleme yapmıyor, çok fazla video çekemiyorum. Neyse, 27 Temmuz 2 Ağustos dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım hayırlısıyla. Şimdi cumartesi Satürn günü biliyorsunuz. Oğlak burçlarını ve Kova burçlarını yayınlıyoruz. Şöyle bir bakalım genel olarak bu hafta gezegensel durumlar neler? Zaten ay burcu üstünden bakıyorum. İslam astrolojisi yıldızlarım olduğu için. Evet, bugün bakalım genel olarak Merkür Başak burcunda. Size bir müjde vereyim mi sevgili Oğlak burçları? Dost burcunuz Başak'ta dolanan Merkür sizin algılarınızı aşırı derecede açacak. İkili ilişkilerde inanılmaz derecede başarılı olacağınızı görüyorum. Ve de aynı zamanda bakınız, şöyle bir baktığımda bir sağlık sorununun çözüleceğini, bu hafta bir sağlık sorunu çözülüyor arkadaşlar. Venüs de Aslan burcunda, sizin tüm hayalleriniz gerçekleşmek üzere sizi bekliyor. Bilinçaltı evi çok aktif. Rüyalarda şifalanıyorsunuz, rüyalarda mesaj alıyorsunuz. Kendinizle ilgili dönüşüm, değişim çok harika oluyor. Bence ya günleriniz çok güzel geçiyor ya. Bence bol bol istek, dilek ve temennilerde bulunun. Tüm hayaller gerçekleşmek üzere sizi bekliyor. Sizin bilinçaltı eviniz inanılmaz aktif. Yalnız Chiron Koç burcundan size bir kare açı bildiriyor. O da kıskançlık, nazar ve negatif enerji getiriyor. Özellikle giyiminiz, kuşamınız, davranışlarınız böyle kendi hem cinsleriniz tarafından çok kıskanılıyorsunuz. Yakın zamanda bir nazar olabilir, negatif enerji olabilir. Bunları atlatacağınızı, kendinizle ilgili dönüşümün size çok yararlı olacağını, yani değişik bir çevreye girme, denenmemişi deneme ve her türlü konforu hayatına çekme dönemindesin. Bence bilinçaltın çok aktif. Rüyalar, hayaller, dilekler gerçekleşmek üzere seni bekliyor. Sabote etme. Sadece sabote etme Oğlak burcu. Ne demek? Küçük çocuklar da seyrediyor beni. Hani bu iş olur mu olmaz mı deyip ikileme girip de ya bana mı vuracak bu şans, bende mi olacak deyip de sabote etme. Gerisi gelecek, inan ki gelecek. Her şey yoluna girecek, bundan eminim. Yapman gereken dönüşümleri gerçekleştirdiğini görüyorum. Dediğim gibi Chiron Koç burcunda olduğu için kare açı, kıskançlık, komşulardan çok kıskançlık gelebilir. Kuzenlerden çok kıskançlık gelebilir. Jüpiter'in de İkizler burcunda olması dolayısıyla bakınız. İşte nazar enerjisi gelip senin mide bağırsak sistemini bozabilir. Özellikle solar plexus çakrası. Yani şu göbek bölgesi, göbek deliği bölgesini açıkta gezmesin genç kızlar. O bölgeden çok negatif enerji girebilir sevgili dostlarım. Bakıyorum genel manada neler var. Kangren ilişkiler kesiliyor. Aynı zamanda geçmişle ilgili düşündüklerin, çok geçmişe takılıyorsun. Bunları üzerinden attığını, yenilenmelerin sana çok iyi geleceğini, yeni güne merhaba de, her gün bir olumlama yap, her şey yoluna girecek. Başarılı olmak istiyorsun. İçinde bir tutku var. Özellikle ikili ilişkilerde başarılı olmak istiyorsun. Altın gibi kalbini sevdiğini sana açmışsın ama sıkıntılı durum var, ama iyi bir durum var. Ne olursa olsun
bazı yanlış anlaşılmalar olmuş, tartışmalar olmuş. Bu dönemi çok kolay atlatacağını söyleyebilirim. Yani ilişkilerle ilgili tıkanıklıklar aşılıyor. Şimdi Plüton'un kova geçişi size çok iyi gelecek, maddi imkanlarla ilgili. Büyük bir sorunu çözüyorsun, maddi sorununu çözüyorsun. Evlilikte pek çok oğlak burcu hayal kırıklıklarını, aldatılmaları geride bıraktılar. Tamam mı, devam mı atmosferi var. Ben çok aldatılma görmedim, geride kalmış olarak gördüm, geçmişte kalmış olarak gördüm. Ama geçmişin acısından kurtulamıyorsan artık sen bilirsin sevgili dostum. Yani böyle bir geçmişte aldatıldığını düşünüyorsan, niye böyle oldu diyorsan, işte zaman bile bunu yenemedi diyorsan bence ayrıl, boşan. Ama şu anda, şu zamanda bir aldatılma görmedim. Bu hafta, bu ay bir aldatılma görmedim. Tekrar düşün, her şey yoluna girecek, bunu bil. Kendinle ilgili düzenlemeler çok iyi olacak. Şansın yaver gidecek. Bence güzel dönemlerden geçiyor olacaksın. Yüce gönüllü, cömert ve yaratıcı insandan, senden yaşça büyük bir beyden destek görüyorsun. Baba şifası olabilir. Patronlardan gelen iyilik olabilir. Bir babalık yapabilir. Bir iyilik yapabilir. Sizi çok memnun edecek ziyadesiyle. Hani kötü bir enerji görmedim. Ve de fedakarca davranan bir adamdan büyük bir iyilik göreceksin. Açık zihinli olacaksın. Dediğim gibi hayaller gerçekleşirken zihnin de açılacak. Yapman gereken dönüşümleri de gerçekleştireceksin. Bence her şey yerli yerinde olması gerektiği gibi olacak. Ve bütünün içindeki hayrı göreceksin. Bütüncül yaklaşımla beraber maddi olanaklarını çoğaltıyorsun. Gitmen gereken bir yol var, gidiyorsun. Yapman gereken bir iş var, yarım kalmış bir iş var, tamamlıyorsun. Bazılarınız valizini hazırlasın, uçakla seyahat ve yurt dışı olayı çok mükemmel olacak. Dengeyi sağlayacaksın, dengeli hareket edeceksin. Ve duygularında iyileşmeler olduğunu, kendinle ilgili dönüşümün çok harika olacağını da söylemeliyim. Harika şeyler yaşayacaksın, dönüşüm çok iyi. Bence gayet iyi bir dönem, değerlendir. Ve zikrinizi veriyorum. Oğlak burçları, ya Halik 731. Şimdi neden ya Halik çekilecek? Başarılı olmak için. Neden? Bu zikir bizi bir ileri taşıyacak. Sıkıntıdan kurtulmak için, daralmış bir, sıkışık bir ruh hali var. Bunu çözeceğiz. Çözülme başlayacak. Karşımızdaki insan konuşacak, dertlerini anlatacak ki biz de başarılı olmanın, mutlu olmanın hazzını duyacağız. Her şey keyfince, gönlünüzce olsun. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bu emekçi kadına sahip çıkın. Beğenip yorum yapın lütfen ya. Beğenip yorum yapın. Beğenmeseniz de yorum yapın arkadaşlar. Olabilir. Beğenmedim deyin. Şu deyin. Herkes beni sevmek zorunda değil arkadaşlar. Ben de herkesi sevmiyorum. Herkesi, her şeyi sevemezsiniz. Sevmiyorsan da yorum yap. O da bana geliyor. O da bana geliyor. Hoşça kalın oğlak burçları. Ama oğlaklar beni severler. Benim ciddiyetimi severler. Görüşmek üzere. Gelecek cumartesi.